Sevgili Kanal Maraş izleyicileri, şu anda Ulu Cami önünde bulunmaktayız. Suriyeli konteyner kentten çıkarılan işçilerimiz protesto için bir araya geldiler. Mikrofonları kendilerine uzatacağız. Beyefendi, buradaki bulunmak amacınız? Buradaki bulunmakta amacımız hakkımızı aramak. Dışarıdan, il dışından gelen arkadaşları işe alıyorlar. 5-6 yıllık işçileri işten atıyorlar. Hiç gerekçe göstermeksizin. Bu da bizim zorumuza gidiyor. Madem Suriyelilerin karını Kahramanmaraş çekiyorsa, Kahramanmaraş'ın da çocukları ekmeklerini yesinler. Kış gününde niye işten atıyorlar? Yazık günah değil mi? Adalet ve Kalkınma Partisi diyorsun. Doğru. O zaman adaletli olacaksın. 7 tane, 8 tane milletvekili var. Hani bir günde sordular mı bizi? Vali Bey'den 3 günde, 4 günden beri randevu talep ediyoruz. Randevu talep vermedi. Ne yapacağız? Ha bir de horozumuz var, müdürümüz. Peki elinizdeki horozun buradaki bulunmakta amacı nedir acaba? Konteyner kentte AFAD İl Müdürü toplantı yaptı. Toplantıda 200 kişiye buranın horozu benim. Ben ne dersem o olur. Babası da benim, horozu da benim. Bu kadar açık. Peki beyefendi. İnsanlarını küçük duruma düşürüyor. İl dışından gel, sen Kahramanmaraş'ın öz çocuklarını işten at. Bizim Maraş'ın siyasetçilerinde iş yok. A'den Z'ye. Küçükten büyüğe. Sahibimiz yok. Niye? Her tarafa varıyoruz, her taraftan kapılar kapanıyor. Yazık günah değil mi? Bu kadar insanlar keyfine gelmedi. Kimi de korkudan gelemiyor. Yazık değil mi bunlara ya? Kış gününde herkesin çoluğu çocuğu var ya. Ekmekle oynanmak bu kadar kolay mı? Kolaysa kendileri bilir. İsmim Ökeş Kaya. Burada bulunma sebebimiz pazartesi günü 120 kişi kadar işten çıkarıldık. Çıkarılma sebebimiz hiçbir şekilde açıklanmadı. Hala da bize açıklanmıyor. İl Başkanı Ahmet Bey'in yanına çıktık. İl Başkanımız Sayın Ahmet Özdemir Bey bize her türlü desteği gösterdi. Allah razı olsun kendisinde. Gerekli şeyi gösterdi. Bizi İl Müdürü Zafer Özcan'ın Bey'in yanına gönderdi. Zafer Özcan Bey'in yanına gitmemize rağmen Zafer Özcan Bey Ahmet Bey'in bize vermiş olduğu vaatler, vermiş olduğu sözlerin hiçbirini yerine getirmiyor. Hala hiçbir arkadaşımız işe alınmıyor. Yeni çağrılan arkadaşlar var. Sıfırdan işe başlayan arkadaşlar var. Neden bizim mağduriyetimize kimse ses vermiyor? Burada Ankara'ya seslenmek istiyoruz. 7 tane milletvekilimize, bakanlarımıza. Sesimizi, feryadımızı duyun. Maraş'ın feryadını duyun. Bunlar Maraş'ın evlatları. Sizden destek istiyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz. Öncelikle merhaba. Mağduriyetimizi dile getirmek için buradayız. Her kurumdan işçi çıkabilir. Sonuçta özel sektör. Ama bizim amacımız buradaki, bize haksızlık yapıldığından dolayı biz buradayız. Normalde personel azaltımına gidilebilir her kurumda. Ama bu kadar personel kapının önüne konup da yerine tekrar yeni personel alınıyorsa bu işte vardır bir haksızlık diye düşünüyoruz. Ve bize hiçbir resmi olarak bir açıklama yapılmadan biz işe gidiyor gibi kuruma gidiyoruz. Kapının önünde bizi jandarma karşılıyor. Yani biz terör suçlusu değiliz. Orada canla başla çalışmış insanlarız. Ve tamamen bu kadar çıkarılan personelin tamamının hepsi hemen hemen 5-6 yıllık personeller. Yani çadırın şimdiye kadar tozunu pisini çekmiş insanlar, arkadaşlarımızın hepsi. Ve bu kış gününde bu kadar insanın mağdur edilmesi ne derece doğru sizce? Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bu bir vicdan meselesi diyoruz. Başka bir şey demiyoruz yani. Gerçekten haksızlığa uğradık ve mağduruz. Ve buna da bütün siyasilerin bize cevap vermesini istiyoruz. Yanımızda olmasını istiyoruz. Bütün garibanların yanında olmasını istiyoruz. Peki az önceki horozla ilgili söylenilenlerdi. Siz tanık oldunuz mu? Evet, ben de tanık oldum. Evet, arkadaşlarımın dediğine aynen katılıyoruz. Ve buradaki bütün arkadaşlarım da aynen bu olaya tanıktır yani. Artı bu kadar insan, sadece şu an orada çalışan eski personel yok orada şu an. Sadece Ramazan ayından bu yana içeriye yeni alınan personel var. Onlar da işi öğrensinler diye aramıza kondu. Daha sonrası da tekrar alınan bunların yanında da tekrar mülakat şeklinde bir şey yapılarak, yeni personel alınarak bizler kapıya konulduk. Tamamen haksızlığa maruz kaldık. Ve buradaki hiçbir insan da orada
Ne bir saygısızlık yapmış, ne bir kusur etmiş insanlar. Hepsi işim, ekmeğim, çocuğumun rızkı diye çalışan insanlardı. Gerçekten hepimiz mağdur durumdayız. Şu bunu da herkesin cevap vermesini istiyoruz ve yanımızda olmalarını istiyoruz. Beyefendi, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi söylenecek bir şey yok. Hepsi meydanda işte. Herkes aynı şeyi söylüyor. Haksızlığa uğradığımız aşikar. Ya bunu da büyüklerimizden yardımcı olmasını istiyoruz. Beyefendi, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Yener Demir. Yaklaşık 6 yıldır Kahramanmaraş Konaklama Tesislerinde Suriyeli Barınma Merkezi'nde çalışıyordum. Toplu birlik işten çıkarıldık. Benim sadece hiç kimsenin aklına gelmeyen bir soru var. Bu soru, bu Kahramanmaraş Konaklama Tesislerindeki yapılan ihalenin, taşeron firma ihalesinin yapılma aşamasında bir madde konsaydı. Orada çadır kentte çalışan işçilerimize bir zarar gelmeyecek. Yani böyle bir ibare. Peki kimseye bir sıkıntı olur muydu? Olmazdı. Ben orada 6 yıldır çalışıyorum. Kardeşim, benim de çocuklarım var. Herkesin ailesi var, çocukları var. Sayın Veysi Kaynak, senin bu ihaleden nereden haberin vardı? Bu maddelerden nereden haberin vardı ki 70-80 kişiyi oraya sokmayı başardın? Bu sorun sorulması gerekir. Bunu sorması gereken kim? Sayın Cumhurbaşkanımız. Ben buna sesleniyorum. Bu soruyu sorsunlar. Sadece bu soruyu sorsunlar. Peki bu ihalede, bu aşamalarda bu maddeleri koyanlar kim? Sayın AFAD Genel Başkanımız. AFAD Genel Başkanımız. Bu maddelerden haberi olmadan ihale olabilir mi sence? O kesinlikle olamaz. Bu soruların sorulması lazım bu kişilere. Benim başka bir isteğim yok. Yani içeriye alsınlar, beni almasınlar. O benim için bir sıkıntı değil. Ama çok mağdur olan insanlar var. Ben o kadar mağdur bir insan değilim. Allah'a şükür taşı sıktım mı suyunu çıkarırım. Sayın Veysi Kanarak gibi değilim. Sayın Genel Başkanımız gibi değilim. Sayın Zafer Özcan gibi değilim. Allah'a şükür öyle sağa sola isim vermekle ekmeğimi kazanmam. Taştan taşın suyunu sıkarım, içerim. Bu kadar efendim söyleyeceklerim. Bizi güvendirdiler misal. Gene bir sene önce gene şey vardı. Bu ihale vardı. Olmadı. Bize devam dediler. Ben bunun üzerine ev aldım. 220 milyar borcum var şu anda. Benim çocuklarım ne yapacak? Ben ne yapacağım şimdi? Çocuk görevlisi olarak çalışan bir arkadaşımız, ismi de İbrahim Ekiz. O sabahleyin gelecekti. O da gelmedi. Kalyon şirketinde müdür olan arkadaşlar bu arkadaşa demişler ki, ne, biz seni bugün alırız ama yarın sebep göstermemeksizin seni işten atarız. Ne için o toplantılara katıldın demiş çocuğa. Çocuk da hakkımı aramak için, hakkın arayıcı sen git belediyede ara demişler çocuğa. Çocuktan akşam yarım saat konuştum, sabahleyin gelecekti, telefon açtım 5-6 kere, telefonu açmadı. Peki beyefendi niye gelmedi? Korkusundan. Korku İmparatorluğu. Helal olsun. Tamam.